Her sene tatil fiyatları çok konuşuluyor. Siz bu konuda nasıl davranıyorsunuz? Yani dikkat ediyor musunuz gideceğiniz yerlere fiyat konusunda? Yani bilmiyorum, tatil ya, bu adı üstünde sonuçta herkes keyfine göre geçirebileceği özgür bir alan diye düşünüyorum. O yüzden istediği gibi geçirebilir herkes. Size yüksek geliyor mu fiyatlar gittiğiniz yerlerde? Dedim ya, yani yüksek olan yerler tabii ki var ama herkese göre bu bir tercih meselesi. Tatil sonuçta isteyen görünce geçirebilir diye düşünüyorum. Hocam bir de siz de sahneleri başladıktan sonra pandemi süreci başladı. Konserler durdu, her şey durdu. Yani sizin şanssızlığınız biraz da bu konuda devam edecek misiniz? Sahneleri devam edecek misiniz? Yok aslında yok, benim şanssızlığım değil. Ben sonuçta kendi mesleğim asıl yani. Oyunculuk olduğu için asıl bu işle uğraşan, müzikle uğraşan müzisyenlerimizin daha çok şanssızlığı oldu. Benim değil de. Çünkü ben sonuçta zaten işte bu süreçte Netflix'e iş çektim vesaire. Oldukça yoğun bir süreç geçirdim zaten ben. Ben çalıştım. Yani ben çalışabildim. O açıdan da şanslı hissediyorum kendimi. Bu konuda en çok mağdur olan kişiler daha çok müzisyenler oldu. O yüzden onlar adına yani. Benim adıma bir durum değil sonuçta. Mesela eski müzisyen şarkıcılardan bir izlen bizim kanalda bir açıklamasında şunu dedi. Bir arabamı sattım, 2 ay param kaldı yani. Eskilerden bir izlenme bayağı yani kazanmıştır ama zor durumda kendisi. Bu durumda olan çok sanatçı var ama siz herhalde çalışarak öldüğü durumda. Yani evet, biz tabii biraz daha şanslıyız bu açıdan. Bizler devam ettiği için biz o süreci geçirebildik çalışarak. Ama herkese Allah kolaylık versin yani, hala da şu süreci inşallah bir an önce bitecek. Ve inşallah önümüzdeki kış çok daha güzel bir kış olacak diye umut ediyorum yani. Böyle daha çok işte galaların yapıldığı, konserlerin yapıldığı, yükselen tiyatrolara gidilen, sinemalara gidilen bir kış geçiriyor olacağız. Yani herkes adına söylüyorum. Yani aşı sırası da geldi. Evet, olacağız biz de. Evet, bize bir yeni sıra geldi. Biz de işte bu hafta ve önümüzdeki haftamız var, olmaya başlayacağız. Ben de olacağım. Şarkı söylemeye devam edecek misiniz efendim? Bıraktınız mı yoksa? Vallahi yok, bir şey bırakmadım. O benim sevdiğim bir alan. Hatta bir sürpriz var. Şimdi söylemeyeyim, sürpriz kalsın. Bu ay sonuna bir... Albüm mü? Ya benim değil de yani toplu o kadın oyuncuların, 9 tane kadın oyuncunun olduğu, şu anda hatta Gülsen'in şarkısı çıktı, sevgili Gülse Gülsel'in, ve biz 9 kadın oyuncu olarak Emir Ersoy'un albümünde şarkı söyledik. O yüzden bu hep ay sonu da... Şarkının adı evet. Bilindik şarkıları farklı versiyonlarda söyledik aslında. Zaten bu ay sonu albüm çıkacak. Onun heyecanı var biraz. Sevin Hanım'ın projeden ayrıldıktan sonra Bergen'in size teklif edildi, dedikoduları vardı, bunu merak. Yok, öyle bir teklif olmadı. Olsa gelse kabul eder misiniz? Herhalde şu süreçte bilmiyorum ama zaten Demet oldu diye biliyorum. Çok da güzel olmuş. Yolları açık olsun. Yok, Demet Evren. Evet, Demet Evren. Evet. Ona da gitti. O doğruymuş o zaman. Sizlerle görüşürüz. Görüşürüz. Ay, şapkalıyım bir de ya. Maskeyi çıkartma şansınız var. Sadece fotoğraf için. Çok teşekkürler. Yani kimse benden izin almadan çekemez. Böyle bir şeyleri yaptılar mı sizce? Yani? Bilemiyorum. Çok teşekkürler. Üç dakika, 30 saniye. Ben sonra tekrar.